Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim subhanehu hepinizden razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Rabbimizin bir başka ismi şerif olan Esma-ül Hüsna'da El-Basir ismi şerifinden bahsetmeye çalışacağız inşallah. El-Basir ismi şerifi Rabbimiz Celle Celaluhu her şeyi gören demektir. Gizli, açık ne varsa, aklımıza gelen ne varsa her şeyi gören O'dur. Mesela şu benim arkamdaki duvar var. Ben bu duvarı görebiliyorum şu anda. Fakat bu duvarı gördüğüm zaman duvarın arkasında ne var bilmiyorum. Ama Allah Celle Celaluhu duvarın arkasında bile ne var çok net görebiliyor. Tabii Allah Celle Celaluhu'nun bu görme sıfatını, bu zati sıfatını ne kadar anlatırsam anlatayım tam olarak ifade etmiş olamam. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun, Allah Celle ve Ala'nın görme sıfatı, görme özelliği hiçbir şey örnekle anlatılamaz tam olarak. Çünkü bizim gördüğümüz şekilde bir görme değildir o. Bizim gördüğümüz şekilde görmekten o çok daha ayrıdır. Onun görme sıfatı hiçbir şekilde bizlerle kıyaslanamaz. Öyle bir kalitedir ki her şeyi, bir de duvarın arkasından örnek verdim ama Allah Celle Celaluhu bütün dünyayı düşünün görebiliyor ve bütün dünyanın dışındaki, mesela biz şu anda buradayız, bütün dünyayı bırakın görmeyi, hadi bütün dünyayı gördük diyelim ama aylar nerede, yıldızlar, bunların hepsini aynı anda görmeye şeyimiz yok. Mesela şu anda bu videoda yayın yaparken insanın annesi, babası, kardeşleri ne yapıyor şu anda bilmiyorsunuz, göremiyorsunuz, takip edemiyorsunuz. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu öyle muazzam ötesi bir görüş sıfatı var ki her şeyi en iyi görendir. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun her anımızı gördüğümüzü biliyoruz. Fakat hala günah işlemeye maalesef devam ediyoruz. Doğrudur, günah işlemeye meyilli yaratılmışız ama bunun için biraz gayret etmemiz lazım. Eğer ki biz Allah Celle Celaluhu'nun bizleri her an gördüğünü unutmazsak, inanın bana, kesinlikle zerre miskal günah işlemeyiz. Ama öyle anlar geliyor ki hiç işlemeyeceğimiz günahları, yapmayacağımız hataları, söylemeyeceğimiz sözleri bir bakmışız söylüyoruz. İşte an gafil olmamak lazım. Hani bir nefes alışveriş anı kadar, nefesimizi alırken de verirken de o kadarcık saliseler dahi ne olmamız lazım? Gafil olmamamız lazım. Bunun için gayret etmemiz lazım. Aslında belki de kendi kendimize şöyle zikir yapsak, ya basir, ya basir, el basir, kendimizi böyle desek, belki de kendimizi böyle böyle alıştırıp her şeyi görendir, görendir, görendir deyip bu sayede her türlü günahlardan kurtuluruz inşallah. Rabbim Celle Celaluhu hiçbir zaman kendisinin bizleri gördüğünü unutmalıyıp bizleri gafil olmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Bu zamana kadar da unutup ne kadar günahlar işlediysek hepimizin günahlarını Rabbim Celle Celaluhu af buyursun. Yunus Emre Hazretleri'nde dediği gibi, sen Mevla'ya gidersen Mevla sana gelmez mi? Sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen o alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.